direktörüm, değerli katılımcılar. Öncelikle büyük depremde bu dünyadan göç edip ahirete doğanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve geride kalanlara da sabırlar diliyorum. Evet, Gazi Üniversitesi Rektörlüğü ve TÖMER işbirliğiyle Cumhuriyetimizin 100. yılında da köklerimizin izini sürmeye devam ediyoruz. 26.sını düzenlediğimiz Belgeden Bilgiye Bir Bilge, Halil İnalcık adlı programımıza hepiniz hoş geldiniz. Şimdi açış konuşmalarını yapmak üzere Gazi Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Musa Yıldız hocamızın teşriflerini arz ederim. Teşekkür ederim. Saygıdeğer Profesör Doktor Hakan Kırımlı hocam, saygıdeğer Profesör Doktor İsmail Türkoğlu hocam, Gazi Üniversitesi'nin değerli mensupları, kıymetli misafirler, sevgili öğrenciler. Sözlerime başlamadan önce hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Ülkemizde meydana gelen deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Yüce Allah'tan rahmet, kederli yakınlarına sabır, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyorum. Millet olarak el ele, gönül gönüle verip en kısa zamanda yaralarımızı saracağımıza inancımız tamdır. Çok kıymetli hazirun, rektörlüğümüz himayesinde Gazi Üniversitesi Tömer Müdürlüğü tarafından düzenlenen Köklerimizin izinde başlıklı 2021 yılında başlayan konferanslar serisinin içinde bulunduğumuz yılın anlam ve önemine ithaf edilen yeni başlığıyla Cumhuriyetimizin 100. yılında Köklerimizin izinde Halil İnalcık konulu 26. programı vesilesiyle herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Öncelikle bu zor günlerde davetimizi icabet eden, konferansımızı teşrif eden Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Kırımlı hocamıza ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Türkoğlu hocalarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Hakan Kırımlı hocamız daha önce bir sefer daha bu programımızı teşrif etmişlerdi. İsmail Türkoğlu hocamız da iki sefer, bu da üçüncü sefer oluyor. Sağ olsunlar, var olsunlar. Kıymetli hocalarımıza, üniversitemiz ve katılımcılar adına tekrar teşekkür ediyorum. Ayrıca programın gerçekleşmesinde emeği geçen, başta Tömer Müdürümüz Profesör Doktor Nezir Temur arkadaşımız olmak üzere, emeği geçen çalışma arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kutbu müverrihin, yani tarihçilerin kutbu olarak vasıflandırılan merhum Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızın adeta bugünler için söylediği ve zor zamanlarda aklımızdan hiç çıkarmamamız gereken şu sözünü hatırlatmak isterim. Karamsarlık korkaklıktır. Türkiye büyüktür. 1500 yıllık bir tarihimiz var. Canımızla, başımızla bu büyüklüğü devam ettirmeliyiz. Bırakıp kaçmak ihanettir bence. Eğer noksanlar varsa gidermeye uğraşmalıyız. Bu devletin tarihine yakışır şekilde yaşamalı ve çok çalışmalıyız. Çok kıymetli hazirun, bir bilinç kökünden beslendiği sürece sağlıklı bir benliğe hükmeder. Bir gelecek inşası tasavvuru da ancak bu şekilde tecessüm eder. Hiçbir millet geçmişini unutarak ve yok sayarak ilerleyemez. Bu bir ağacın köksüz büyüyeceğini iddia etmek gibidir ki bu olacak iş değildir. Bir ağacın yukarıya doğru büyüyebilmesi için köklerinin daha aşağıya, daha derine doğru inmesi gerekir. Ömrünü bu şuura adayarak içinde yetiştiği medeniyetin tarihini eserlerine alim ve arifane bir bakışla taşıyan, sadece Türk tarihçiliğinin değil, dünya tarihçiliğinin de kutup olarak gördüğü merhum Profesör Doktor Halil İnalcık hocamızı huzurlarınızda bugün tekrar rahmet ve minnetle anar, herkesi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Kalın sağlıcakla. Rektörümüz Sayın Profesör Doktor Musa Yıldız'a değerli katılımları için çok teşekkür ediyoruz. Bugün iki kıymetli konuğumuz var.
Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hakan Kırımlı hocamız ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İsmail Türkoğlu. Hakan Kırımlı hocamız Hacettepe Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuş. Ardından aynı üniversitede tarih bölümünde yüksek lisansını tamamlamış ve Wisconsin Üniversitesi tarih bölümünde de doktor unvanını almıştır. Hocamızın Kırım Tatarları, Volga Tatarları, Kafkasya halkları ve genel olarak Rusya tarihi üzerinde yerli ve yabancı kaynaklarda değerli çalışmaları bulunmaktadır. Profesör Doktor İsmail Türkoğlu hocamız Marmara Üniversitesi'nde tarih bölümünde okuduktan sonra aynı üniversitede yakın çağ tarihi alanında yüksek lisansını ve Türk tarihi alanında doktorasını tamamlamıştır. Hocamız Türk halkları ve toplulukları, Türk kültür tarihi, Orta Asya tarihi gibi alanlarda yerli ve yabancı kaynaklarda kıymetli çalışmalar yürütmüştür. Şimdi kıymetli hocalarımızı tarihin kutbu olarak anılan rahmetli hocamız Halil İnalcık hakkındaki konuşmalarını yapmak üzere davet etmek istiyorum. Hoş geldiniz hocalarım. Kimden başlayalım? Hocam, Hakan hocam, siz başlayın Hakan hocam. Değerli rektörümüzün belirttiği duygulara ben de %100 katılıyorum her açıdan. Öncelikle de yaşanan son felaketten hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerim. Kalanlara çok büyük sabırlar ve Allah'ın tezce yardımını dilerim. Hepimize geçmiş olsun, hepimizin başı sağ olsun. Böyle bir ortamda dahi olsa, istemeden de olsa ki bizim programımız bundan önce belirlenmişti ama bir yandan da ne desek de yapmamız gereken işler devam ediyor. Halil hocamız gibi birini, böyle büyükleri hatırlamamız başımıza ne gelirse gelsin vazifelerimiz içinde yer alıyor. Öyle söylemek isterim. Esasında kıymetli Nezir Hocam bana bu vazifeyi tevdi ettiğinde ben ciddi tereddütler geçirdim. Doğrusunu söylemek gerekirse. Halil Hoca benim için dünyada en yakın insanlardan biri oldu. İki kişi, ben rahmetli babamdan sonra adeta ikinci baba gibi olmuştur bana. Hem insani olarak hem mesleki olarak. Birisi rahmetli Kemal Karpat hocamdır, diğerisi rahmetli Halil İnalcık hocamdır. Öyle olmasına öyledir de mesleki olarak, bir tarihçi olarak, bir ilim adamı olarak Halil Hoca gibi bir devin tarihçiliği hakkında herhangi bir takdirde bulunmayı dahi açıkçası ben haddim olarak görmüyorum. Bundan kesinlikle de ağır ederim. Ben kimim ki Halil Hoca'nın tarihçiliğini herhangi bir şekilde değerlendirebileyim bu açıdan bakıldığında. Ve bütün bunda da son derece samimi olduğumun bilinmesini isterim. Evet, ben Halil Hoca'nın yakınındaydım ama bir dağın yakında olmak gibiydi. Ben onun tepeye bakıyordum. O ise aşağıya baktığında gördüğü karınca gibi görünenlerden birisiydim sadece. Bunun öncelikle hatırlanmasını isterim. Benim burada yapabileceğim haddimi inşallah aşmamaya çalışarak hocanın özellikleri hakkında birkaç hususu hatırlatmak, belki birkaç beraber yaşadığımız, şahit olduğum, müşahede ettiğim birkaç hatırayı, anekdotu dile getirmek olabilir. Aslında Halil Hoca'yla, Halil Hoca'nın ailesiyle diyeyim, benim tanışıklığım da bundan 60 yıl öncesine falan gider desem çok yalan olmayacak. Çünkü o bizim komşumuzdu. Aslında birçok büyük profesörler benim de yaşamış olduğum üniversite apartmanının Bestekar Sokak'ta Ankara'da oradaki sakinleriydi. Bunların bir tanesi de benim yanında büyüdüğüm, hatta evinde büyüdüğüm Akdes Nimet Hoca'dır ki benim için kader belirleyici insanlardan biridir o da. Ama Halil Hoca'yı tabii o onlu yaşlarda ya da daha öncesinde o zamanki benim ilişkim olsa
yaptığım bitmez, tükenmez yaramazlıklarla rahmetli Şevkiye teyzeyi kızdırıp anacığıma şikayete gelmesine yol açmaktan ibaretti. Bütün komşuluğumuza, köken birliğimize, aile yakınlığımıza rağmen benim hocayla asıl yakınlığım, yani onu artık bir Halil Hoca olarak idrak ederek yakınlığım 70'lerin sonları, 80'lerin başında oldu. Ki o tarihte de zaten hoca artık Amerika'daydı. Böyle söyleyelim, şöyle hatırlayalım hocanın bazı özelliklerini. Hoca tarihi yazanın ötesinde, tarihi bizatihi yapan, yaşayanların olduğu bir nesle mensuptur. Hocanın bizatihi şahsi hayatında yaşayıp geçirdiği olaylar tarihin ta kendisidir. Hoca hiçbir şey yapmasa, bunları nakletse yeteri kadar tarihe büyük katkıda bulunmuş olurdu. Doğduğu aile şartları, Kırım göçmeni bir babanın oğlu olarak İstanbul'da ifadelere göre Haydarpaşa garının havaya uçurulduğu günlerde dünyaya gelmesi, o ortamları görmesi, Cumhuriyet'in erken yıllarının Ankara'sında büyümesi, Balıkesir'de okuması, daha Ankara'da bulunduğu anlarda bizzat Sadri Maksudi Arsal gibi bir insanın, bir devin, bir tarih adamının, hem tarihçi hem de tarihin ta kendisi olan bir adamın yanında kalması, onun yanında büyümesi, Cumhuriyet, erken Cumhuriyet'in pek çok efsanevi insanlarıyla bizatihi daha genç yaşta tanışma imkanına kavuşması muhakkak ki onun formasyonunda çok büyük yer tutmuştur. Tarihçiliği ise hakikaten esasında bizim Türkiye historiografyasında çok önemli bir yere de sahip olmasına yol açar. En erken zamanlardan itibaren. Tarihçiliğinin en başlarında, yani daha 940'lı yıllardan başlayarak onun dikkatini çeken, o zaman dünyada yeni bir ekol olarak ortaya çıkan meşhur anal ekolü olur. Anal ekolü malumunuzdur. Yanılmıyorsam 929'da başlayan meşhur Analistler Ekonomik ve Sosyal Dergisi'ne Paris'te etrafında toplanan dev tarihçileri, Lefebvre, Bloch gibi, Brodel gibi insanların oluşturduğu yeni bir tarih ekolüdür. Bu klasik tarih ekollerinden sonraki bir büyük bir kırılmayı, büyük bir devrimi teşkil eder. Yani tarihin özellikle siyasete odaklanan veçesinin ötesinde toplumların, insanların, halkların gerçek yaşayışlarına dönen bir ekoldür bu. Bu ekolün muhakkak ki Türkiye'deki büyük temsilcilerinden birisi olarak yine rahmetli Ömer Lütfü Varkan hocamızı anarız ki Halil hocamız da zaten aslında ondan el almış diyeceğimiz hocamızdır. İşte bu ekol özellikle de Halil Hoca'nın ellerinde Türkiye'deki varyantını, Türkiye'deki en başarılı varyantını ortaya çıkarabildi. Halil Hoca bu şekilde başladığından itibaren tarihi bir menkıbeler, zaferler, kahramanlar, muharebeler, anlaşmalar, mütarekeler bütünü mecmuası olarak hiçbir şekilde görmeyen, tam tersine toplumların, halkların, insanların gerçek hayatına bakarak, onları anlatmaya çalışarak, onlara eğilerek çaba gösteren bir insan oldu ve bunda da kesinlikle başarılı olduğunu söyleyebiliriz. Son derece titiz bir insandı Halil Hoca. Yani gerçekleri, hakikatleri satırların arasında fark edilmeyen en ince noktalarda arayan bir insandı ki ben buna defalarca şahidim. Halil Hoca'yı tanıyan herkes de zaten
buna her zaman şahit olmuştur. Yazdıklarında her zaman son noktaya ulaşmaya çalışan, klasikler yazmaya çalışan bir insandı ki bu hakikaten böyledir. Bundan tam tamına 70 sene önce 1944'te yazmış olduğu ilk makalesi, eğer yanılmıyorsam Belleten'de çıkan, Kırım Hanlığı'nın Osmanlı Devleti'ne tabiyeti meselesi makalesi meşhur. Aradan tamı tamına 80 sene geçti. Bugün baktığınızda, bugün okuduğunuzda aynı şekilde değiştirecek bir yerini neredeyse bulamazsınız ve bir klasik olarak da kalır. Onu müteakip yazdığı meşhur Defteri Arvanit kitabı tam bir klasik olarak kaldı. Onun doktora tezi olan Tanzimat ve Bulgar meselesi eseri gerçek bir klasik olarak bugüne kadar kaldı. Bütün bakışları değiştirdi. Onun tekrar yayınlanması da çok güzel ve isabetli oldu. Babinger'in meşhur eserine, belki birazdan nazire diyebileceğimiz tarih, Fatih dönemine ait tetkikler kitabı tam bir klasik olarak bugüne kaldı. Yazdığı her makale, bunları saymak mümkün değil. Sadece bunları saysak belki burada iki saatimizi sadece bu bibliografyasını okumakla geçirebiliriz. Ama burada önemli olan nokta, bu bibliografyadaki seçebileceğimiz herhangi bir kitap ya da herhangi bir makale, hangi tarihte yazılmış olursa olsun tam bir klasik olarak bugüne intikal etti. Bu gerçekten çok çok zor, çok az insana nasip olacak bir iştir. Osmanlı toplumunun, devletinin, toplumunun, sisteminin, ekonomik, sosyal, siyasi sisteminin her tarafının tam bir analizi onun hayatını teşkil eder. Biz bu toplumu ve bu devleti, Osmanlı Devleti'ni, ki içinde bulundurduğu sayısız toplumların ayrı ayrı hayatları, ondan doğan yine sayısız onlarca ayrı devletin hayatını, gerçek veçelerini bu analizler sayesinde esasında öğrenebiliyoruz. Hoca aslında şöyle söyleyebiliriz, herhalde daha 1970'lerden itibaren diyebiliriz, 60'lardan itibaren esasında Osmanlı tarihçiliğinin devleri arasında çoktan girmiş durumdaydı. Ve bu Batı'da da zaten idrak edildiği için en yüksek seviyelerde hem takdir gördü, hem en yüksek üniversitelerde, Batı'da, Amerika'da, Avrupa'da sayısız konferanslar verdi ve nihayetinde zaten Chicago Üniversitesi'nde uzun yıllar çalıştı. Hocayla ne yazık ki ben, onun Türkiye'de bulunmaması, benim başka yerlerde bulunmam, denk gelmemesi sebebiyle maalesef onun doğrudan talebesi olmak şerefine hiçbir zaman erişemedim. Ben Türkiye'deyken o Amerika'daydı, ben Amerika'ya gittim ama başka yerdeydim. Ama irtibatım her zaman hocayla 1970'lerin sonları, 80'lerin başlarından itibaren her zaman sürdü. Onun en basit sohbetlerinden bile elbette ki ben çok çok şey öğrendim. Sadece ben değil tabii ki, etrafında kim varsa. Hocanın birkaç anekdotu mesela aklıma gelir. Hoca severdi hatıralarını anlatmayı. O kadar severdi ki, ve iyi ki de severdi. Bilkent'te ben hatırlıyorum, Bilkent'teyken yani ne zaman 90'lı 2000'li yıllar boyunca hoca normal seminer derslerinin yanı sıra bu hatıralarını anlattığı konferanslar verirdi ki gerçekten tadına doyum olmaz konferanslardı. Bunlar hem onun tarihçilik anlayışını yansıtır, yanında bulunduğu, büyüdüğü, hem yerli hem yabancı tarihçiler hakkında
Sadri Maksudi'den, Fuat Köprülü'den, Ömer Lütfü Barkan'dan, diğerlerinden, hepsinden sayısız hatıralarını, özel hayatlara kadar çok da ilginç detaylara girecek şekilde hepsini anlatır. Ve bizlere çok çok şey katardı. Hoca muhakkak ki o 30'ların 40'ların milliyetçi, vatansever duygularla büyümüş, yetişmiş nesline mensup bir insandı. Ve bu hayatın sonuna kadar da böyle kaldı. Onun vatanseverliğini, millet sevgisini söylemek bile abes olur. Ama bütün bu hiçbir zaman kaybetmediği heyecanına rağmen tarihçiliğinde daima ve daima çok açık bir objektivitesi ve soğukkanlılığı her zaman mevcut ola gelmiştir. Hocaya şöyle şeyler sorarlardı. Aslında derslerinde bilen bilir. Ben dediğim gibi doğrudan derslerine girmediysem de onun talebeleri aynı zamanda benim meslektaşım ya da talebem olduğu için de hep duyardım ve ben de şahit olurdum dışarıdan da bazı şeylere. Bir de derslerinde gayet aslında sert adamdı. Yani lavaliye falan yer vermezdi ve nasıl söyleyeyim cehalete falan hiç de prim verecek, hoş görecek adam asla değildi. Hocaya pek çok adam dışarıdan gören insanlar işte hocam falan şeyi falan hususu kim bilir Osmanlı tarihinde bilmem nere tarihinde bir hususu sorarlardı. Hocam bunu bize anlat diye. Hocanın yaklaşımı büyük çoğunlukla şu şekilde olurdu. Ben o konuyu filanca makalemde anlattım. Oraya bakın. Şimdi hocayı tanımayanlar ya da meseleyi derinlemesine düşünmeyenler hocanın ona bakarak mağrur bir insan olduğunu düşünürlerdi. Düşünebilirlerdi. Hoca aslında hiç mağrur bir insan falan da değildi. Onun hemen altını çizeyim. Gayet mütevazi, gayet yaşadığı hayat hakikaten çok mütevazi olan bir insandı. Hocanın bu yaklaşımı mağrurluktan falan değildi. Aslında bunun ne demek olduğunu ben de zaman içinde çok daha iyi anladım. Çünkü insanlar maalesef yaşadığımız çağda bilginin hap şeklinde kendilerine getirmesine alışmış vaziyetteler. Maalesef acınacak bir şekilde, hocam Allah'tan tam o zamanlara pek şey etmedi, gelmedi ama insanlar kitap okumayı cep telefonundan PDF'e parmaklarıyla aşağı indirerek bakmayı zanneder hale geldiler. Bilginin Twitter'daki bilmem kaç, 2-3-3-5 cümleden öğrenilebileceğini, edinebileceğini düşünür hale geldiler. Halbuki bilgi çok pahalı bir şey. Bilgi olağanüstü, zahmetle elde edilebilen bir şey. Onu sadece üst başlıkları söyleyerek anlatmanız mümkün değil. İki kere iki dört eder diyerek hemen dördü söylemekle anlatamazsınız bütün matematiği. Bunun mantığını, bunun uğraşını görmeniz gerekir. O sonuca nasıl vardığınızın anlatılması, idrak edilmesi, sindirilmesi gerekir. Sizin on yıllarca belki uğraşarak vardığınız netice metoduyla birlikte onu falan makalenizde falan kitabınızda anlatmışsınızdır. Onu ancak bunu okuyarak idrak edebilirsiniz. Yoksa şu şöyle oldu bu böyle 2,5 cümleyle atlatmanın ne kadar bilim dışı olduğunu esasında oradan görmek mümkün oluyor. Hocayla ilgili yine bir şey daha hatırlayacak olursam hocanın gerek gerçek tam profesyonel tarihçilik aleminde gerek Türkiye'de ya da Batı'da kıymetini bilinmesi, hakkıyla bilinmesi dediğim gibi 60'lar 70'lerde zaten olmuştu. Ama maalesef geniş kitlelerce tanınmak bununla paralel olmuyor. Maalesef yine yaşadığımız çağın garabetlerinden birisi olarak başka sahadakiler için bir şey diyemem ama ilim alemindeki insanların da değerlendirilmesi, geniş toplum tarafından değerlendirilmesi ne yazık ki onların eserleriyle, eserlerinin anlaşılmasıyla değil,
televizyonda, medyada görülmeleriyle, özellikle de televizyonda görülmeleriyle ortaya çıkıyor. Bir adam ne kadar televizyonda görünürse onun çok kıymetli tarihçi, bilim adamı falan, neyse işte sanatçı olduğuna inanılıyor. Yoksa eserleri değerlendirildiği, bilindiği, anlaşıldığı için değil. Maalesef bu kaderi yaşayan pek çok kıymetli bilim adamı vardı ve tevazularından dolayı ya da böyle şeylere tenezzül etmedikleri için geniş kitleler tarafından yeteri kadar tanınmıyorlardı. Halil Hoca için de bu böyle oldu. Esasında hocanın Amerika'da olması, Türkiye'den uzak olması da belli bir faktördü ama ancak Türkiye'ye geldikten sonra 90'lara, benim de bulunduğum Bilkent Üniversitesi'ne ne zaman geldi hoca, galiba 90'ların ortasıydı ya da 90'ların ilk yarısıydı. Ondan sonra yavaş yavaş televizyona da bazı programlarda yer alması insanlara onun varlığını hatırlattı. Halbuki esasında düşünüyorum, Halil Hoca gibi bir insanın buna zerre kadar ihtiyacı yok. Ama maalesef hakikatler, gerçekler de bunlar. Halil Hoca benim ilk onu tanıdığım zamanlarda 80'lerin başlarında bir röportajını okumuştum. Orada şöyle diyordu, pek çok önemli, enteresan sözlerinin yanı sıra hiç unutmadığım şeyi. O zaman Halil Hoca kaç yaşlarında oluyor? Gene de bir herhalde 70 yaşlarında falan vardı. Hoca diyordu ki, benim Allah'tan bir dileğim var. Önümde falan filan çalışmalarım var. Bunları tamamlamak için birkaç yıl ömür istiyorum. Hoca, ben bunun hocanın başka röportajlarını bir tarafa bırakın, şahsi görüşmelerim dedi. Defalarca işittim. Hoca bu süreyi sürekli olarak 3-5 yılda bir İngilizce konuşma şey yapmayı hoşlanmam ama update ediyordu, yeniliyordu bu dileğini. Çok ilginç bir şekilde aynı ifadeyi, aynı ibareyi, aynı dileğik ve duayı bir diğer çok kıymetli insandan, rahmetli İhsan Doğramacı'dan da hep duyardım. O da sürekli ek süre isterdi. Yani futbol maçının sonundaki 90 artılar gibi artılık isterdi. Ve Cenab-ı Allah bu kullarının kıymetini bildiği için her ikisine de bu duaları kabul etti. Ve birisine yanılmıyorsam 96 yaşında, diğerine 99-100 yaşına kadar bu imkanı tanıdı. İyi ki, yani ne güzel ki bu imkan tanınmış. Bu sürelerin tamamını adeta dakikasına kadar son derece verimli olarak her ikisi de kullandı. En zor zamanlarında bile boş vakit geçirmeden bunları kullandılar. Ben şunları hatırlıyorum. Hocanın Bilkent'teki evinde, yine burada da Allah komşu olmayı nasip etti. Tabii ki sık sık ziyaret ederdik. Hoca aslında o muazzam kütüphanesini 90'ların ilk yarısında Bilkent'e gelirken, Bilkent'e gelmesinin de bir şartı olarak Bilkent Üniversitesi'ne bağışlamıştı. Müstakil bir bölüm olarak Bilkent Kütüphanesi'nde tutulmasını talep etmişti ve Bilkent'te onları sağ olsun hepsini toparlayıp Amerika'dan Türkiye'ye getirmişti. Halen de zaten Bilkent'in çok güzel, kıymetli kütüphanesinde Halil Nalcık bölümü vardır. Asıl kütüphaneden ayrı bir şekilde bakılır, girilir. Çok önemli bir bölümdür, kaynaktır burada. Yani teorik olarak Halil Hoca bütün kitaplarını bağışlamıştı. Teorik olarak. Ama Halil Hoca'nın evine gidenler çok iyi bilir. O dört odalı ev, kaç kişinin aslında yaşayabileceği koca daire, lojman. O oraya girdiğiniz zaman, açık söylüyorum, benim oraya giden kim varsa zaten beni doğrulayacaktır. İnanması belki başkalarına güç gelebilir ama. Orada hocanın oturabileceği, yemek yemesi, tabii hoca da insan olduğu için biyolojik ihtiyaçları var. Yemek yiyebileceği, şöyle işte yemek yenebilecek kadar bir
tabağın çanağı sığabileceği kadar bir boşluk düşünün masanın üzerinde. Onun dışındaki o lojmandaki bütün masa, sehpa, yer, sandalye vesaire tamamı bu gökdelenler gibi, çirkinleştiren inşaat gökdelenleri değil ama kitap ve belge gökdelenleriyle sütunlar şeklinde yükselirdi. Yemin ederim size çoğunlukla oturacak yer kesinlikle bulunmazdı. Yani gelen ziyaretçiler hele 2-3 kişi ise oturabileceği bir sandalye olmazdı. Ya yere çökülürdü ya da saygıdan ayakta durularak hoca dinlenirdi. Şimdi hocanın orada söylediği şeyleri unutmam mümkün değildir ve hocayı hoca yapan unsurların ne olduğunu da orada görüyorsunuz. Şöyle bir dağ yükselirdi bir köşede mesela. Bir belgeler ve kitaplar dağı. Yani kesinlikle bir insanın boyundan yüksek. 2 metre, 2,5 metre boyunda. Tavana kadar neredeyse birleşir. Hoca çok sakin bir şekilde söylerdi bunu. İşte bu filan tarihi diyelim. Balkan bilmem ne tarihi. Bu onu çalışıyorum. Oradaki bir köşedeki diğer sütuna şey yapar, sorduğunuz zaman söyler. Son derece normal bir şekilde. İşte bu Kırım falan filan tarihi. Bu şu sütuna döner. Bu işte Bursa'daki tekstil vesaire neyse o tarihi. İşte şurası Afrika'daki Maghrib bilmem ne araştırmaları. Şimdi o zaman hep düşünmüşümdür. Benim diyen bir tarihçi, mükemmel bir tarihçi. Sadece o dağlardan birini verin ona. Adam ömrünü oraya vakfetsin ancak onu yapar zaten. Yani hocanın ilahi makamdan taleplerinin aslında çok mütevazi olduğunu orada anlıyordunuz. Yani hocanın aslında 3-5 yıllık maç uzatmalarına değil, hocanın daha koskoca bir lige ihtiyacı vardı önünde. Onun planladığı, topladığı, bildiği her şeyi kağıda dökebilmesi için. Kağıda dökebilmesi derken hoca son anlarına kadar yazdığı her şeyi yazı olarak yazardı. Sekreterler onları bilgisayara geçerdi. Bunu da arada küçük bir not olarak ifade etmiş olayım. Ve hoca bunları söylerken son derece tabii konuşuyordu. Yani artık ben bunları yapamam, benden geçti falan gibi bir sözü hocadan hiç duymadım. Yani 98 yaşında da duymadım, 99'da da duymadım. Hoca vefatından sanırım bir hafta 10 gün kadar önceydi. Bir hafta önce zannediyorum. İsterdi benim hanımdan, benden çivereyi severdi. Son çivereyi ona maalesef bir iki tanecik götürebilmiştik çünkü fazla getirme diyordu. O zaman nasip olmuştu. Güven Hastanesi'ndeydi o zaman yatarken. Güvendi neydi adı? Sanırım Güven'di değil mi o çay yolundaki hastane? Orada kızı hanımefendiyle birlikte kalıyordu. Hoca yataktaydı tabii, yatıyordu. Ayağa kalkacak durumu yoktu. Ama inanın onunla benim son konuşmam oradaki tamamen gene tarih meseleleri, problemleri hakkındaydı. Aslında bu insana hemen bir başka tarih devini, yine rahmetli olan yakınlarda Mehmet Genç hocamızı hatırlatıyor. O da yoğun bakımdayken elinde Osmanlı belgesinin transkripsiyonuyla uğraşıyordu. İşte büyük adamlar böyle oluyor diyelim. Yine bir hatıramı, şahsi hatıramı ifade edeyim hocayla ilgili. Çok iyi hatırladığım bir tarihte oluyor. Çok iyi hatırlamamın sebebi benim rahmetli babamın son günlerinde hastanede yoğun bakımda olduğu günlerdi. Yani 2011'in Aralık ayıydı. Bu sebepten ayına kadar hatırlıyorum. Yani hoca o zaman ne oluyor? Yaklaşık 95 yaşında falan, 94 yaşında olduğu bir zaman. Yoğun bakımdayken öyle doğrusu pek telefon açacak halim de yoktu ama Halil Hoca'nın ismini görünce telefonu açtım. Buyurun hocam dedim. Telefondan uğultular geliyordu. Anlamadım, zor duyuyordum hocayı. Meğer uğultuların sebebi şu.
Hoca Sivrihisar'da, Sivrihisar'ı bilen bilir o meşhur kayalıkları, o kayalıkların ta tepesinden arıyor beni. Hoca, şimdi hatırlayamadım, zannederim Osmanlıların, Osmanlı Devleti'nin, beyliğinin kuruluşuna ait kim bilir kaçıncı makalesini yazacakken, muhakkak ve muhakkak Sivrihisar'daki kalenin, yani Sivrihisar aslında kaleyi çok kimse bilmez. Aslında tarihi olarak o kayalıkların tepesinde bir kale vardır, onun kalıntıları vardır. Onun kalıntılarının artık Bizans'tan mı sonrasından mı ne zamandansa en geç Bizans olması lazım zaten. Onun kalıntılarını muhakkak ve muhakkak yerinde görmesi gerektiğine inanıyor ve o sebepten oraya çıkıyor. Hakan sen buraları bilirsin, bana tarif et tam nerede, burayı bulamadık diye soruyor. İtiraf edeyim ben de tam çıkaramadım. Ama hoca 94, 93, 95, 93, 94 yaşında o zaman. Ben çok insan biliyorum. Hakkında kitap yazdıkları yere gidip bakmak bu lütfunda bulunmamış maalesef meslektaşlarımızı biliyorum. Hocanın yazacağı şeyde Sivrihisar'daki kalenin nerede olduğu tam mevkiyi bilse ne olur, bilmese ne olur diye çok kişi düşünebilir. Nihayetinde orada bir dipnotta belki geçecek, geçmeyecek. Ama hocanın orayı muhakkak görmesi, havasını teneffüs etmesi, elini değdirmesi gerekiyordu. İşte bilim adamlığı bu. Ben buraya çıkabilir miyim? Tansiyonum çıkar mı ki? Hocanın kalbinde pil vardı. Yani kaç son herhalde 30 senedir falan hoca kalbinde pille yaşıyordu. Uçağa binmesi falan çok problemliydi. Yasaktı son yıllarında özellikle. Onun yaşında olan bir insan kıpırdamaz bile başka yerde. Ama hoca bilimi sadece kağıt üstünde belgeden yapılan bir husus olarak değil, bizzat yaşanan, görülen, teneffüs edilen bir husus olarak görüyordu tarihçilik bilimini. Ve onun için adım adım konu aldığı her yeri yaşına, başına, havaya, pozisyona hiçbir şekilde bakmadan giderdi, bakardı. Ona yarım satırlık bir bilgi katacaksa buna asla üşenmezdi, bundan asla gocunmazdı. Bunun pek çok başka örneklerini zaten birçok diğer meslektaşımız, arkadaşımız da gayet iyi bilirler. İsterseniz ben galiba süremi çok ziyadesiyle de aşmış olabilirim. Estağfurullah hocam. Çok çok teşekkür ederiz. İsmail Hoca zaten bir linkten ayrıldı etti. Öyle bir sohbet ağını başlatmak istedim. Harika. Yani aslında merhum Halil İnalcık Hoca'dan ziyade bugün biraz ben bir ölçek çıkardım sizin anlattıklarınızdan. Yani bir bilim adamı nasıl olmalıdır? Nerelere tik atmamız gerekir? Bir kere bitmemişlik duygusunu yaşaması lazım alimin anladığım kadarıyla. Çünkü ömrün de ilmin de yani ilmin ölümle sonuçlanacağı düşüncesi olmaması lazım bir alimde. Ki Halil Hoca bunu sonuna kadar yaşamış dediğiniz gibi ek süreler talep ederek. Bir bilim adamının sadece bilişsel değil duysal olarak da ele aldığı konu yani tarihçi olabilir, mühendis olabilir. Onu hissetmesi, dokunması, işte buna şey diyorlar ya sinema oyuncuları, yöntem oyunculuğu, metot oyunculuğu. Yani gireceği rolü gidip bizzat yaşamak gibi. O yüzden çok değerliydi söyledikleriniz. Hakikaten de bir bilim adamı nasıl olduğunu ölçeği oluşturulursa sizin bu konuşmalarınızdan bir ölçek çıkarılır. Sadece Halil İnalcık değil, merhum. Çok çok teşekkür ediyoruz değerli bilgileriniz için. İsmail hocamızı da biraz bu noktada Halil İnalcık kimdi, nasıl Halil İnalcık oldu ondan da dinlemek isteriz. Teşekkür ediyorum Hakan hocam. Buyurun İsmail hocam. İsmail hocam sesiniz açık değil. Şu anda gelmiyor sesiniz. Sesim geliyor mu? Şimdi geldi hocam. Geliyor hocam. Evet. Gazi Üniversitesi'ne Sayın Rektörümüz Musa Bey'e ve
merkez müdürümüz Nezir Bey'e teşekkür ediyoruz. Hakan Bey'i ben 1992'de Kazan'da çiğ börek yerken tanıdım ilk defa. Kelebeç yerken, çiğ börek değil. Hocam biz çiğ böreği sadece Eskişehir'de yiyebiliyoruz. Peremeç. Tarihi tahrif etmeyelim İsmail'ciğim. Özür dilerim. Peremeç yerken Kazan'da Mercani Camisi'nin karşısında bir peremeççi vardı. Orada yani çiğ börekle peremeç amca çocukları da denilebilir. Yani... Ama İsmail Hocam şu anda ben de Kazan'a gittim. Öyle bir şans elde ettim. Çok mutluyum. Çiğ börek deyince herkesin aklına artık şey geliyor, Eskişehir geliyor. Evet. Şimdi biz taşralılar sizin için şöyle deriz. Siz suyun başındasınız. Yani suyun başı işte Ankara, suyun başındasınız. Hakan Hocam da tabii şimdi şanslı. İşte suyun başında yaşadığı için pek çok meşhuru oradan tanıyor. Ben yine Hakan Hocam'ın düzenlediği bir sempozyum vesilesiyle 2001 yılında İsmail Gaspıralı'nın doğumunun 150. yılıydı yanılmıyorsam. Ankara'da Halil İnalcık'la aynı sempozyuma katıldık. Sempozyumda ben Osmanlı Devleti'nin İsmail Gaspıralı'ya bakışıyla alakalı bir tebliğ sunmuştum ve arşivden Gaspıralı'yla ilgili belgeleri temin edip bu yönde Halil İnalcık'ı ben cahildim. Henüz çok fazla tanımıyordum tabii. İşte demin Hakan Hocam'ın da dediği gibi Türkiye Amerika'ya yani 70'li yıllarda Amerika'ya gitmesi onu Türk kamuoyundan biraz uzaklaştırdı. Tekrar Bilkent'e gelmesiyle Türk kamuoyu tanımaya başladı. Bana şöyle dedi, sen bu belgeleri nereden buldun dedi. Hocam dedim arşivde çalıştık, bulduk dedim. Böyle bir hatıramız var. Şimdi Halil İnalcık babası rahmetli 100 yıl işte yani 1900 yılı geçti tabii 120 küsur yıl. 1904-5 Rus-Japon Savaşı'ndan kaçmış. Şimdi demek ki tarihte bir yerde tekerrür ediyor. Çünkü askere alıyorlar Tatar gençlerini Kırım'daki. Şu anda da aynı durum söz konusu. Rusya'da pek çok Türk, Tatar işte ya da başka boylardan olan gençler yine bu savaşa katılmamak için ülkemize. Demek ki tarih burada tekerrür ediyor. Bu da önemli. Efendim işte... Bir müddet İstanbul'da yaşıyor aile, sonra Ankara'ya taşınıyorlar. Fakat şans denilebilir, tesadüf denilebilir. Ankara'da üst katta Sadri Maksudi ve ailesi oturuyor, Halil İnalcıkların. Baba bu arada Mısır'a gitmiş ticaret yapmak üzere, oradan para gönderiyor. Halil İnalcık 15-16 yaşında, biraz... asi bir genç işte parayı götürüyor arkadaşlarıyla harcıyor falan. Annesi de Sadri Bey'den rica ediyor bu Halil'e biraz nasihat edin. Bunun üzerine Halil Bey'i Sivas Öğretmen Okulu'na gönderiyorlar. Fakat öğretmen okulunda rahatsızlanıyor. Yine Sadri Bey'in yardımıyla Necati Bey Eğitim Fakültesi ki Balıkesir, Kırım Tatarları açısından da zengin bir muhittir. Hakan Hocam'ın ailesi de yine buradan, Bandırma'dan yanılmıyorsam Ankara'ya Balıkesir'den göç etmişlerdir. Şimdi fakat Halil Bey babasız büyüyor bir yerde çünkü babası Mısır'dan bir daha dönmüyor. Fakat Sadri Maksudi Arsal ona babalık yapıyor ve kendisi de bütün konuşmalarında, sohbetlerinde Sadri Bey'den sitayişle bahsediyor ve Adile Hanım'dan. Adile Ay da Türkiye'nin yetiştirdiği ilk bayan diplomattır. Yani dışişlerimizde Adile Hanım'dan önce diplomat yoktur.
Ve yine Halil Bey Adile Hanım'a çok ondan sitayişle bahsediyor. Neden? Diyor ki bana Fransızca öğretti. Bu şu demek, yarışa 3 metre önde başlamak demek. Yani tabii ki Halil Bey'de de zeka sınırsız, matematik, fizik, kimyası çok kuvvetliymiş, kendisi anlatıyor. Ama diyor ben Necati Bey Eğitim Fakültesi'ne gittiğim zaman diyor orijinal kaynaklardan, Fransızcadan okuyabiliyordum diyor ve bunu akranlarımın arasında bana büyük bir üstünlük ve hocalarım arasında da bana başka bir nazarla bakmaya başladılar diyor. Halil İnalcık belki babasız büyüdü ama Cumhuriyet'in en iyi okullarında okumuş. Yani Necati Bey Eğitim Fakültesi'nin öğretmen okulunun o dönemki öğretmenlerinin pek çoğu yurt dışında okumuş. Fransa'da, işte İsviçre'de vesaire. Çünkü Cumhuriyet döneminde yanılmıyorsam, yani Cumhuriyet kurulduğunda 40'a yakın Türkiye'de lise varmış. Cumhuriyet yönetimi bunların sayısını 24'e düşürmüş. Sebep ne peki? Daha iyi eğitim verebilmek için, çünkü yetişmiş hoca sıkıntısı var. 24'e ve 24'e düşürmüş ve işte Halil İnalcık böyle bir eğitim almış. Sonra Ankara'ya geliyor. Ankara'da Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde yeni kurulmuş. Yine bu bakımdan da şanslı. Hitler'den kaçan Yahudi ve Alman bilim adamları işte Ankara Dil Eberhard'dan, yani şöyle düşünelim, Eberhard'dan, Çin'in şimal komşuları ve Çin tarihi yazan Eberhard'dan dersler almış. Daha pek çok meşhurdan dersler almış. Efendim, bu da zaman zaman tartışılıyor. İşte biz bu bilim adamlarını tutamadık, bunlar yurt dışına gitti ve dolayısıyla evet. Çünkü o dönemde Ankara, Halil İnalcık'ın konuşmalarında, yazılarında da görebilirsiniz, küçük bir kasaba. Şimdi Almanya'dan, modern bir şehirden gelmiş insanların Ankara gibi henüz inşa edilmekte olan, otel bulunmayan, Falih Rıfkı Atay'ın Çankaya isimli kitabını okursanız görürsünüz. Ankara'da karpiçten başka yemek yiyecek lokanta yok. Şimdi Sadri Maksudi Arsal Paris gibi modern bir şehirde eğitim görmüş, Ankara'da kanalizasyonu, yolu, suyu olmayan bir apartman, işte iki katlı bir eve taşınıyor. Yani Sadri Maksudi Arsal bu cefaya göğüs gerdi ama Almanlar geremedi ve Almanları Amerika kandırdı. Çok iyi maaşlar vererek, teklifler yaparak, yani Türkiye Cumhuriyeti bunları elde tutacak maddi güç de yoktu. Yani durum biraz düzelince, iş bulunca hepsi teker teker gitti. Tabii bizim bürokratların da bunların gitmesine katkısı vardır. Bu mümkündür. Ama yani burada söylemek istediğim, Halil İnalcık biraz da şanslı. Cumhuriyet'in en iyi mekteplerinde eğitim görmüş. En iyi okullarında eğitim görmüş. Ama tabii insanda istidat yoksa, Hakan Hocam'ın konuşmasında dediği gibi, yani gelip bunun beynine cip takıp bilgileri yerleştiremeyiz. Yani insanlar şimdi hazır bilgi, hap olsa hepimiz yutar, dünyanın bütün bilimlerine vakıf oluruz. Çok çalışıyor, çok öğreniyor ama hayat da ona yardım ediyor. Bu tıpkı şey gibidir, Cengiz Dağcı'ya işte eşi bir melek. Eğer o melek sahip çıkmasaydı Cengiz Dağcı'ya, Cengiz Dağcı belki yok olup gidecekti. Aynı şey Bay Mirza Hayit için. Bay Mirza Hayit Almanya'da 2. Dünya Savaşı'nda esir düşüyor Almanlara. Sonra orada bir hemşire, bir melek ona sahip çıkıyor. Ve işte Türkistan sahasının en büyük uzmanlarından biri ortaya çıkıyor. Aynı şekilde Adile Aydan'ın da
Halil İnalcı'ya Fransızca öğretmesi, çünkü bir Batı dilini öğrenince diğer Almancayı, İngilizceyi de daha çabuk öğreniyorsunuz. Netice itibariyle bunlar aynı kökten gelen diller. Dolayısıyla Adile Ayda'nın büyük emeği vardır ve Halil İnalcık Sadri Maksudi'nin vefatından sonra onun için bir taziye yazısı yazmış. Orada diyor ki, onu anmak ona değil bize şereftir. Gerçekten de bizim bugün Gazi Üniversitesi'nin düzenlediği bu etkinlikte Halil İnalcık'ı anmamız bize bir şereftir. Şerefliyiz ki böyle bir tarihçimiz varmış. Ve bunun adının, Halil İnalcık'ın adının sonsuza kadar yaşatılması için burada Türk milletine de bir vazife düşüyor. Vazife nedir? Bir defa oturduğu evin hangi şartlar altında olursa olsun müze yapılması. Cengiz Dağcı'nın evi de müze yapılmak istedi fakat hayırsız evlatları öyle korkunç paralar istediler ki Kırım Derneği İngiltere'de evi müze yapamadı. Ama ben inanıyorum ki Cengiz Dağcı'nın kızı hanımefendi, Günhan hanımefendi, babasının hatırasının sonsuza kadar yaşatılması için ya da Bilkent Üniversitesi yaşadığı o daireyi bir Halil İnalcık Müzesi yapılması için tahsis etsin. Aynı zamanda Türk Tarih Kurumu ya da Ankara Üniversitesi ya da Bilkent Üniversitesi bir Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi diye bir merkez tahsis etsinler. Gelecek nesiller bu büyük tarihçiyi hiçbir zaman unutmasınlar. Onun izinden giden yeni büyük tarihçiler yetişsin. Kırım bu manada münbit. İşte Halil İnalcık, Kemal Karpat, Hakan Kırımlı, işte Azade Ayşe Rorli. Demek ki işte Kırım müellifleri Osmanlı'da hizmet eden bir sürü Kırım müellifi vardır. Kırım bu manada da münbit bir iklim ve yeni Halil İnalcıkların ortaya çıkması için de işte bu söylediğim evinin bir an önce müze yapılması, kişisel eşyalarının dağıtılmasıysa notlarının, yani Batı'da bunu yapıyorlar. Biz Batı'yı örnek alıyoruz, biz niye yapmıyoruz? Yani Batı'da, Rusya'da, Avrupa'da bir yere gittiğiniz zaman işte meşhurların evi hemen müze yapılmıştır. Bizim de acil olarak Halil İnalcık'ın bir yaşadığı bir yurdu, Halil İnalcık Müzesi yapmamız, suyun başında oturan siz Ankaralılara burada büyük bir vazife düşüyor. İnşallah bunlar gerçekleştirilir. Ailenin, Halil İnalcık'ın eserlerinden gelen teliflerle belki bir burs ya da işte ne bileyim Osmanlı tarihiyle ilgili yazılan bir esere her yıl belirli bir mükafat tahsis etmesi. Bunlar Halil İnalcık'ın adının dünya durdukça yaşamasına vesile olacak önerilerdir diye düşünüyorum. Beni de Hakan Bey'in yanına arkadaş olarak kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum Nezir Bey. Estağfurullah İsmail Hocam. Vazifeleri aldık biz. Tevdi ettiğiniz, Hakan Hocam'ın tevdi ettiği vazifeleri aldık biz. Buyurun Hakan Hocam. İsmail dostumun, meslektaşımın ifadelerine şunu söyleyeyim. Bilkent Üniversitesi hocanın kaldığı lojmanı vefatından uzun yıllar boyunca öyle tuttu. Nasıl yapılacağı hakkında, yani oranın müze yapılması düşüncesi gerçekten vardı. Yani o bahsettiğim sütunlarla dolu odayı diyorum, daireyi. Son durum hakkında tam bilgim yok ama benim şahit olduğum şekilde kaldığı dairedeki belge ve kitaplar başkaları tarafından da faydalanılması için onun Halil İnalcık kısmına Bilkent Üniversitesi Kütüphanesi'ne nakledildi. Öyle olması da doğru olurdu. Çünkü onların sadece görüntü olarak kalması yazık olurdu. Tekrar edeyim, onun evindeki o evde boş yer bırakmayacak kadar
olan belge ve kitaplar onun kitaplarının kendisi değildi. Onların faiziydi, küsuratıydı. Yani asıl kütüphanesini verdikten sonra elimin altında dursun, üzerinde çalışıyorum diye tuttuklarıydı. Onu söyleyelim. Yani asıl kütüphanesi Bilkent Üniversitesi'nde koskocaman bir bölüm teşkil ediyor zaten. Yani bu faizi oraya gitti. Hocanın üniversitedeki tarih bölümündeki çalıştığı odası şu anda tam manası zaten korunuyor. O bıraktığı şekilde ve üzerinde de yazıyor Halil İnalcık Odası olarak. Hatta kapı yerine de cam var. Gelen geçen de içeriği görsün diye. Ve yine Halil İnalcık Araştırmaları Enstitüsü Merkezi var. Bilkent'te o da aynı şekilde duruyor. Yalnız bildiğim kadarıyla lojmanı o şekilde boşalttılar ama odası aynı şekilde muhafaza ediliyor. Hocanın plaketleri, ona ait bazı eşyalar, bir yanılmıyorsam ya Balıkesir Lisesi'ne, Balıkesir Lisesi de kapatıldı tarihi kısmı, o da ayrı bir problem. Ya da Necati Bey Enstitüsü'ne, ama Balıkesir'i biliyorum. Ben maalesef ziyaret edemedim henüz. Oraya bağışlamıştı. Bir de Ankara'da da bu kaledeki konak var ya, restoran yapılan. Evet, Zenger Konağı bu. Zenger Konağı, evet. Zenger Konağı'na da bazı şeyleri o zaman koymuştu. Diğer belgelerde Bilkent'te duruyor. Belki benim bilmediğim başka yere bağışladıkları da vardır. Aslında Kırım'a da bazı şeyler göndermeyi, hatta Kırım'da bir mektep mektepler açılmasına bayağı ciddi maddi yardım telaffuz etmişti ama hem kendi hastalığı hem de daha da kötüsü Kırım'ın işgal edilmesi Rusya tarafından, ki onu kahretmişti, onu söyleyelim. Hoca bunun nasıl hayati bir felaket olduğunu Türkiye'de insanların horul horul uyuduğu bir ortamda maalesef 2014'te onu idrak eden insanlardan biriydi. Maalesef o zaman hakim kalmıştı. Yani hocanın ev olarak, yani yaşadığı ev olarak bildiğim kadarıyla bir yer yok şu anda. Yani lojmanda kalıyordu çünkü Bilkent'te son kaç işte 20 küsur yılını Bilkent'te lojmanda geçirmişti. Yani kendine ait bir ev değildi. Gülhan Hanım'ın muhakkak kendi evi var ama hoca orada değil, bu lojmanda yaşamaktaydı. Yani böyle bir İsmail dostumun ifadesine bir ilave yapmış olayım. Çok hocam teşekkür ediyorum. Yani benim söylemek istediğim kısaca şu: Halil İnalcık'ın gelecek kuşaklar tarafından tanınması, bilinmesi ve yeni genç tarihçilerin yetişmesi, bir de adının sonsuza kadar yaşatılması. Yani Ankara'da büyük bir caddeye ya da sokağa, işte her gün semtler kuruluyor, bir büyük caddeye adının verilmesi, adının sosyal bilimler liselerinden birine verilmesi, işte ailenin de desteğiyle her yıl Halil İnalcık ödüllerinin, en azından çünkü edebiyatta var, bazı aileler işte onlar için ödül dağıtıyorlar. Bu adının yaşatılması, yeni kuşakların onu bilmesi, tanıması. Değerlerimiz, işte Mehmet Genç, demin hocam da söyledi. Ben Mehmet Genç benim hocamdı lisansta. İkisinin arasında şöyle bir fark belki var. Mehmet Genç toplayıcı, Halil İnalcık ise dağıtıcı. Yani Mehmet Genç her gün arşive giderdi, toplardı. Ama üretim manasında biraz sıkıntı vardı. Halil Bey'de ise bunun tam tersi. Halil Bey ise sürekli üreten bir insandı. İşte 60'a yakın kitabı ve yüzlerce makalesi. Bu büyük değerlerimizin bilinmesi, gelecek kuşaklar tarafından tanınması. Çünkü biyografilerin şöyle bir özelliği var. Belki okuyanlar
kendilerine bir rol model oradan seçebilirler. Halil İnalcı'yı tanıdıkça, bildikçe yeni belki gençler arasından yeni Halil İnalcıklar çıkabilir. İşte demin konuşmamın başında da söyledim. Yani işte Kemal Karpat, Halil İnalcık, işte Hakan Kırımlı, Amerika'da Azade Ayşe Rorlih var. Bunlar mesela hepsi Kırımlı. Bu ve hepsi de dünya çapında. Şimdi Hakan Hocam mütevazi davranıyor ama Hakan Hocam da dünya çapında iyi bir hocam, uzmandır. Ben... Yani bütün bilir ve Hakan Hocam da işte 3-4 dil konuşur, bilir, yazar. Demek ki bu Kırım'ın da, bu peremecin bunda etkisi var mı bilmiyorum. Yok, ama. Peremeç kazanan etkisi. Özür dilerim, çiğ böreğin etkisi var mı? Bilmiyorum yani. Hocam ben de şunu merak ederdim. Hep gerçekten de bu tarihçiliğin özellikle Tatar, Kazan, yani Kazan'da matbaanın bunda etkisi var mı? Bu kadar entelektüelin, özellikle tarih alanında büyük entelektüellerin, yani demek istediğim sembol isimlerin çıkmasında etkili olan acaba Kazan'da matbuatın gelişmesi mi? Ne olduğunu hep merak etmişimdir. Sizi bulmuşken sorayım. Yani bunda tabii şu, bir Kazan'da üniversite 1804'te üniversite kuruluyor. Üniversite şehri. Ama insanlarda da istidat olmadıktan sonra üniversite şehrine götürüp bıraksanız ne olur? Biraz istidat halkta da. Yani eğitime, öğrenmeye karşı bir istidat var ve destekliyorlar. Kimse köstek olmuyor. Öğrenim görmek isteyeni destekliyorlar. Şimdi Teknik Üniversite'den bir hocamızın mülakatını dinlemiştim. Harputlu, İTÜ'nün meşhur hocalarından birisi. Amerika'da burs kazanmış. Aile diyor ki ya boş ver, şimdi sen gidersin kalırsın orada falan. Oysa yüzyılın başında Kırımlılar işte Beyrut'a gidiyor, İstanbul'a geliyor. Şimdi düşünüyorum, bugünkü şartlarda biz çocuklarımızı yanımızdan ayıramazken 100 yıl önce, 150 yıl önce insanlar eğitim alsın diye Buhara'ya gönderiyor. İşte İstanbul'a gönderiyor, Kırım'dan, Kazan'dan. Önünü açıyor, zenginler himmet ediyor, yardım ediyor ama gençler de okuyup memleketlerine dönüyor. Şimdi Halil İnalcık Türk diyordu, Türkiye diyordu. Halil İnalcık Yelpaze'nin diğer tarafında yer alsaydı belki bugün 10 kat, bugün bilindiğinden 10 kat daha fazla bilinirdi. Bir de meselenin o boyutu var. Yani Yelpaze'nin öteki tarafı sivriltmeyi çok seviyor. Ama Halil İnalcık bütün konuşmalarında Türk diyor, Türk milleti diyor. O yüzden Halil İnalcık'ın en azından Yelpaze'nin sağ tarafının da Halil İnalcık'a bir borcu vardır. Çünkü tarihini yazmıştır işte Osmanlı. Bir de benim naçizane bir tavsiyem, yani bundan sonra basılacak Halil İnalcık'ın kitaplarının sahanın uzmanı bir editör tarafından da kontrol edilerek neşredilmesinde büyük fayda görüyorum. Çünkü zaman zaman hepimiz, matbaadan çıkmış her kitap yanlışlarla doludur. Kimse kitabının kusursuz olduğunu iddia edemez. Bundan sonra basılacak eserlerin sahanın uzmanı, demin Hakan Hocam dedi ya, adam ömründe gitmediği yer hakkında makale yazıyor. Türkiye'de de uçakla üzerinden geçtiği bölgenin uzmanı o kadar çok var ki, gerçekten iyi Osmanlı tarihi bilen bir editör. İşte Hakan Hocam dedi, sekretere veriyor dedi bu ya. Şimdi bu Türkiye için bir lüks. Yani sekretere işte metini vereceğin de nerede? Her hocanın, tabii her hoca Halil İnalcık değil ama yani 2-3 profesöre üniversitelerde bir sekreter verilebilir. Yani hocaların işte yazdıklarını daktüle etsin ya da kompütüre geçirsin, bilgisayara geçirsin. Ama bunlar lüks, ama Amerika'da hocanın özel sekreteri varmış.
Yani hocalara da biraz böyle hani imkan tanımak da lazım. Teşekkür ederim Nezir Bey. Hocam ben teşekkür ederim. Gerçekten de ben bazen sadece konuşmayı, yani siz öyle güzel şeyler söylediniz ki, çözümler ürettiniz ki, bazen konuşmadan bile hicap duyduğum, yani kendim akademisyen olarak tanıtmaktan hicap duyduğum hasletler bir bilim adamını, bilim adamı yapan. En önemlisi herhalde Hakan Hoca'nın yazdığı ölçüde de tevazu sahibi olmak. Yani ekabir olmamak. Çünkü ilim veya da irfan ekabirliği veya da kibri reddeden bir bakış açısı sergiliyor. İnşallah biz de Haluk İnalcık hocamızın ve isimlerini zikrettiğiniz ahirete intikal etmiş diğer değerli bilim adamlarına Allah'tan rahmet diliyorum. İnşallah onları anarak daha çok müşerref oluruz temennisinde bulunuyorum. Tekrar tekrar hocam çok çok teşekkür ediyorum. Bu değerli zamanları bize bağışladığınız için, bahşettiğiniz için bütün katılımcılarımız adına, namı hesabına Esra Hanım'a ve Gizem Hanım'a programın moderasyonunda hem teknik moderasyonunda hem sunumunda yardımcı oldukları için teşekkür ediyorum. Ayrıca katılımcı ve bizi yalnız bırakmayan Halil İnalcık hocamızı anarken yalnız bırakmayan bütün katılımcılara saygı ve selamlarımı iletiyorum. Tekrar ve tekrar Türkiye'ye geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere de Allah'tan rahmet diliyorum hocam huzurlarınızda. Hocalarımız Profesör Doktor Hakan Kırımlı ve Profesör Doktor İsmail Türkoğlu'na tarihin kutbu olarak anılan merhum Halil İnalcık hocamız hakkında vermiş oldukları kıymetli bilgilerden ve paylaşmış oldukları anılardan dolayı çok teşekkür ederek programımızı burada noktalıyoruz. Oturumu sonlandırıyorum hocalarım. Saygılar, iyi günler. Selamlar hocam, görüşmek dileğiyle.